Çok hafif çiçek kokusu var. Tam ilkbahar kokusudur. Ben buna bayıldım. Çok kalıcı bir üründür. Hayatta onu çıkaramazsınız. Kozmetik kısmına geçiyoruz. Maybelline'den Lasting Drama jel eyeliner'i aldım. Benimki rengi Blackpink. Bu eyeliner'i ben çok beğendim. Elimde şu an Rimmel London eyeliner'i var, Elf'in eyeliner'i var, Rimmel London göz kalemi var, Florimar'ın göz kalemi var. Ama bana sorsanız hangisi daha iyi, hangisi daha kalıcı, hangisi daha kolay sürülüyor? Kesinlikle bu. Ma petite fille partie si loin. Bu arada fırçasını da çok beğendim. Bu fırçayla bu eyeliner'ı uyguluyorum zaten. Çok beğendim. Diğer renklerini de almayı düşünüyorum. Bir sonraki aldığım ürün ise Rimmel London'ın Stay Matte pudrası. Artık onu herkes biliyorsunuzdur. Favorilerime girmiş diyebilirim. Écris-moi vite que tu vas bien. Bir sonraki Yves Saint Laurent'tan maskara seti. Bu eşimin hediyesiydi. Setin içinde baby doll maskarası var ve göz makyaj temizleyici var. Bien heureuse au soleil. Bu ürünlerden de çok memnun kaldım. Rimmel kirpiklerime hacim ve dolgunluk veriyor, hiç akmıyor. Favorilerime girdi diyebilirim. Son aldığım bir parfümdür. Comme moi les yeux troublent. Ma petite fille. Havaalanında Victoria's Secret parfümü aldım ve bu kokusuna aşık oldum. Çok hafif çiçek kokusu var. Tam ilkbahar kokusudur. Ben buna bayıldım. Herkese tavsiye ediyorum. Bence her kıza uygun olabilecek bir kokudur. Bir sonraki aldığım ürün ise Sephora'dan fondöteni. Ben normal cilde sahibim. Sadece T bölgem bazen yağlı oluyor. Bu fondöten bana mükemmel bir şekilde uydu. Birkaç kere kullandım ve çok şükür ki çok memnun kaldım. Bu arada şu an yüzümde var. Pudra hiç kullanmadım. Lancome Tint Miracle fondötene benziyor ama fiyatı iki kat daha uygun. Çok kolay dağılıyor, çizgilenme yapmıyor, çok hafif yapıda, kokusu yok. Orta kapatıcılıkta, gün içerisinde parlanma ve yalanma kesinlikle yapmıyor. Enteresan bir şekilde cildimi nemlendiriyor. Belki de bu ürünle ilk izlenim gibi bir video çekerim bakalım. Benim için tek bir eksiği var. SPF içermiyorum maalesef. Bakalım bir ay kullandıktan sonra ne söyleyebilirim onun için. Bir Sephora ürünü daha, aydınlatıcı kapatıcı. Onu da birkaç kere kullandım. Şu an göz altlarımda bulunmakta. Raison. Ürün fırçalı. Bu yüzden tabii ki de ekonomik. Kaş altı için de kullanışlı. Orta kapatıcılıkta dediğim gibi birkaç kere kullandım ve memnun kaldım. 1-2 ay kullandıktan sonra onunla ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. Benim en favori ürünüme geçiyorum. Benefit'ten Sugarlicious setini aldım. İçinde dudak ve yanak için harika ürünler var. Neden bu seti aldım diye sorarsanız, çünkü bu iki arkadaşını ben çoktan denemek istedim. Nihayet elime ulaştılar diyorum. Benefit dudak ve yanak renklendirici. Çok doğal bir sonuç veriyor. İlk denediğimden itibaren favoriler arasına girmiş. Çok kalıcı bir üründür. Hayatta onu çıkaramazsınız. Yani bioderma yardımıyla bile onu temizlemek mümkün değil. Pourquoi ne?
Yani yemek yiyebilirsiniz, silebilirsiniz, ne isterseniz yapın, şu tatlı pembelik kalıyor. Ben Çin'in kardeşi Haybim. Bu bir aydınlatıcıdır. Çok doğal bir sonuç veriyor. Şu an yanaklarımda var. Bu iki ürünlerle 1 dakikada yüzünüze renk atabilirsiniz. Yine de genç anneler için süper. Üçüncü ürün mini ışıltılı bir ağlık. Adı Sugar Bomb. Şu an yanaklarımda var. Yanında da mini fırçası var. Bu arada bu ağlığı uygulamak için uygun. Ağlık renkleri karıştığında ışıltılı şeftali rengi oluyor. As-tu près de nous pour Noël? Je t'attends tourné vers le ciel. Dördüncü parça ise bir lip gloss'tur. Şu an dudaklarımda var. Renk vermiyor. Je t'ai vu rétrécir à l'horizon. Je t'ai même fait croire que t'avais raison. Çok güzel kokuyor. Yapış hissini kesinlikle vermiyor. Onu da çok beğendim. Setin içinde ayna da var. Yani acayip memnun kaldım. Bence büyük boy Haybim veya Benetint almak yerine böyle bir set almak daha mantıklıdır. Ve en son aldıklarım yağ kontrol mendilleri. Özellikle yaz için süper. Eğer yağlı cilde sahipsiniz bu mendilleri mutlaka almalısınız. Evet kızlar, videom bu kadardı. Uzun olduğu için iki parçaya bölmeye zorunda kaldım. Umarım beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.